gök üzerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere 11 Eylül saldırılarından ve neden olduğu sonuçlardan bahsedeceğiz. 9-11 olarak da adlandırılan 11 Eylül saldırıları, İslami terörist grup El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı düzenlediği 4 koordineli terörist saldırının bir dizisidir. 11 Eylül 2001 Salı sabahı Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaliforniya'ya seyahat eden 4 ticari uçak uçuşun ortasında 19 El-Kaide teröristi tarafından kaçırıldı. Hava korsanları 5 korsandan oluşan 3 grup ve 4 kişilik bir grup halinde organize edildi. Her grubun uçuş eğitimi almış ve uçağın kontrolünü devralmış bir hava korsanı vardı. Açık hedefleri her uçağa önde gelen bir Amerikan binasına çarparak kitlesel kayıplara ve hedeflenen binaların kısmen veya tamamen tahrip olmasına neden olmaktı. Hedefini vuran ilk uçak American Airlines Flight 11'di. Uçak aşağı Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi Kompleksinin Kuzey Kulesi'ne sabah 8.46'da uçtu. 17 dakika sonra saat 9.03'te Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi United Airlines Flight 175 tarafından vuruldu. 110 katlı her iki kulede 1 saat 42 dakika içinde çöktü ve diğer dünya Dünya Ticaret Merkezi yapılarının da çökmesine neden oldu. 7 Dünya Ticaret Merkezi ve çevredeki binalara önemli ölçüde zarar verdi. Dallas Uluslararası Havalimanı'ndan uçan 3. bir uçuş olan American Airlines Flight 77 Ohio üzerinden kaçırıldı. Sabah 9.37'de Virginia Arlington County'deki Pentagon'un yani Amerikan ordusunun karargahının batı tarafına çarparak binanın yan tarafında kısmi bir çökmeye neden oldu. Dördüncü ve son uçuş olan United Airlines Flight 93 Washington DC yönünde uçtu. Saat 10:03'te Shanksville, Pennsylvania yakınlarında bir tarlaya çarptı. Müfettişler Flight 93'ün hedefinin ya Beyaz Saray ya da ABD başkenti olduğunu belirledi. Saldırıların hemen ardından şüpheler hızla El-Kaide'nin üzerine düştü. George Bush yönetimi altındaki Amerika Birleşik Devletleri El-Kaide'yi Afganistan'dan kovma ve El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i iade etme yönündeki ABD taleplerine uymayan Taliban'ı devirmek için teröre karşı savaşa başlatarak ve Afganistan'ı işgal ederek resmi olarak karşılık verdi. Bin Laden, ABD liderliğinde güçlerin saldırısına uğradığı Beyaz Dağlara kaçtı. Bin Laden başlangıçta herhangi bir ilgisi olduğunu reddetse de 2004'te saldırıların sorumluluğunu resmen üstlendi. El-Kaide ve Bin Laden gerekçe olarak ABD'nin İsrail'e verdiği desteği, ABD birliklerinin Suudi Arabistan'daki varlığını ve Irak'a yönelik yaptırımları gösterdi. Bin Laden neredeyse 10 yıl boyunca yakalanmaktan kurtulduktan sonra Pakistan'ın Abbottabad kentinde bir saklama yerine yerleştirildi ve ardından 2 Mayıs 2011'de Neptün Mızrağı operasyonu sırasında öldürüldü. Dünya Ticaret Merkezi ve yakındaki altyapının yıkılması New York şehrinin ekonomisine ciddi şekilde zarar verdi ve küresel bir ekonomik durgunluk yarattı. Birçok ülke terörle mücadele mevzuatını güçlendirdi ve terör saldırılarını önlemek için kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat teşkilatlarının yetkilerini genişletti. ABD ve Kanada sivil hava sahaları 13 Eylül'e kadar kapatıldı. Wall Street ticareti ise 17 Eylül'e kadar kapatıldı. Bunu daha fazla saldırıya saygı veya korku nedeniyle birçok kapatma, tahliye ve iptal izledi. Dünya Ticaret Merkezi sahasının temizliği Mayıs 2 2002'de tamamlandı ve Pentagon bir yıl içinde onarıldı. Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin yenilenmesinin inşaatı Kasım 2006'da başladı ve bina Kasım 2014'te açıldı. Saldırılar 2977 ölümle 25 binden fazla yaralanmayla ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarıyla sonuçlandı. Ayrıca en az 10 milyar dolarlık altyapı ve maddi hasara yol açtı. Sırasıyla 340 ve 72 kişinin öldürülmesiyle günümüz içinde insanlık tarihindeki en ölümcül terör saldırısı oldu. İkiz kulelerin bulunduğu yere yapılan göğe saçılan ışık Kuzmeleri 11 Eylül'de hayatını kaybedenlere adandı. 11 Eylül saldırıları sonucu başta ABD olmak üzere batılı devletlerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarına büyük artış görüldü. 11 Eylül saldırıları olarak adlandırılan olaylar ile ilgili çeşitli komplo teorileri bulunmaktadır. Kimi iddialara göre 11 Eylül olayları Amerikan hükümeti ve gizli servisleri tarafından uygulanan bir sahte bayrak operasyonu, Orta Doğu'ya ve Afganistan'a yönelik işgal faaliyetlerini meşrulaştırmak, ülke ve dünya kamuoyunun desteğini almak amacıyla düzenlenmiş senaryo bu teoriler herhangi bir somut kanıta dayandırılmamıştır. Bilgi öküzleri olarak bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.